güzel kalemimle alakalı olabilir. Merhaba güzel dostlarım. İyisiniz umarım. İyisiniz değil mi? Daima iyisiniz ya. Hani vardı ya, hak şehirleri hayır eyler. Devamı nasıldı? Zannetmek ki Gayreyler. gayre eyler. Arif Han'ı seyreler. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Tabi burada arkadaşlar sevdiğim kalemlerim var. Hep böyle güzel kalemleri seviyorum. Bu kitap hediye verelim demiştik ya güzel dostlarım. Arkadaşlarım dediler ki, hocam dediler kitap değil de sizin tesbihlerden mi hediye etsek dediler. Ben de ne, benim tesbihler mi? Evet hocam senin tesbihlerden mi hediye etsek dediler. Ben de düşünüyorum. Tabi bu arada size bazı güzel şeyleri de göstereceğim arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz güzel dostlarım. Bir yandan bakayım sorular var mı? Bir yandan wow. Tüm güzel dostlarım iyi akşamlar. Adana'ya, Çanakkale'ye, Viyana'ya, Biga'ya. Ya tesbih namaz tesbih değil yalnız ha. Güzel dostlarım. Tabii arkadaşlar şunu söylüyoruz. Ben de buradayım demiş Özlem Uludağ. Çok güzel. Dünkü videoyu arkadaşlar neydi dünkü videonun ismi? İbadetlerin şifresi videosuna gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Yaptığınız güzel yorumlar için de teşekkür ederim. Bakalım konu arkadaşlar bir yandan sizlerin sorularını cevaplayacağım. Bir yandan da zihnimde çok güzel sırlar var. Sırlardan bahsedeceğim. Olağanüstü sırlar var. Hani siz diyeceksiniz ki belki yarınlarda bana kızacaksınız. Kızmazsınız umarım. Bu kadar güzel şeyleri, bu kadar sırlı ve güzel şeyleri neden bugüne kadar anlatmamış diyeceksiniz belki. Çünkü arkadaşlar malumunuz kitle her geçen gün artıyor. Ve ben de hem şu anki sizler samimi olan, samimi ve ilgiyle izleyen sizlerin bir noktaya getirmeye çalışırım. Bir noktaya geldikten sonra çok olağanüstü sırlardan bahsedeceğim. Aslında bugün de bahsetsem mi diye düşünüyorum bir yandan. Yani insanlar aslında zevk peşinde koşmuyorlar. İnsanlar aslında para peşinde koşmuyorlar. Parayı, zevki aramıyorlar. İnsanlar cinsellik peşinde koşmuyorlar. İnsanlar kariyer peşinde koşmuyorlar. Aslında insanlar içindeki asıl kendilerini bulma peşinde koşuyorlar. Yani hepimiz güzel dostlarım içimizdeki asıl kendimizi bulmaya çalışıyoruz ve bunun farkında değiliz. Yani onu aradığımızın farkında değiliz. Onu aradığımızın farkında olmadığımız için de ne elde edersek edelim bizi mutlu edemeyebiliyor. İçimizdeki asıl kendimizi bulduğumuz zaman mutluluğu yakalayacağız ama bunu nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. İşte çok önemli bir sır. Bize anlatılmayan, söylenmeyen, öğretilmeyen çok önemli bir sırdan bahsedeceğim size. Ama bugünkü konumuz bu mu olsun yoksa sorular mı? Bakayım. Antalya'da selamlar efendim. Kimmiş? Aynur Hanım. Derin Deniz. Nildem Dursun. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Batuhan Demir. Batuhan Demir. Kim bu Batuhan? Evet arkadaşlar sırlar dünyası, şifreler, mucizeler değil mi? Adam devamlı ya mucize diyor, ya sır diyor, ya şifre diyor. Osman kötü oldu ya. Değil mi? Şimdi bu en ufak ses alacak artık rezil olacağız. Evet. Burdur. Kendimizi bulmak olsun. Kendimizi bulmak anlatayım mı arkadaşlar? İster misiniz gerçekten kendinizi bulmayı? Kendimizi bulmayı anlatırsak başlı başına çok ciddi bir konu olur. Bunun öncesinde tabii sorular geçen haftadan sorduğumuz sorulardan yarım kalan şeyler var mıydı? Yarım kalan sorularımız var mıydı? Yoksa o sorulara cevapları bitirdikse tabii ki bu konuya başlayabilirim. Harbe, Hatay'a selamlar. Sevgi çiçeği ergen çocuklar demiş.
Arkadaşlar bu sırlar dünyası, yani size anlatacağım kendimizi bulma sırrı gerçekten başlı başına bir konu. Gerçekten bizi tamamen uyandıracak, vay be neler varmış dedirtecek bir konu. Ve buna biraz daha sağlam hazırlık yapıp daha fazla arkadaşların burada olduğu bir anı için hamle yapabiliriz. Tabi burada şunu söyleyeyim arkadaşlar, pek çok şey var ya, işte değersizlik duygusu denilir bize. İşte hocam ben kendimi değerli hissedemiyorum ya da kendimi sevemiyorum ya da istediğim şekilde bir hayat yaşayamıyorum. Burada hatırlıyorsunuz şöyle anlatmıştık. 7 yaşından önce değersizlik duygusu varsa, yani bir insan kendi bilinçaltında kendisini değersiz hissediyorsa güzel dostlarım, hiçbir zaman ama hiçbir zaman değerli bir hayat yaşayamayacak. Değerli dostları olmayacak, değerli kitaplar okumayacak, yani her şey değersiz olacak. Her şey değerli olabilir ama ona hep değersiz gelecek. Ve şimdi bunun için de aslında öncelikle değiştirmemiz gereken şey kendimiz. Yani kendimizi değiştirirsek hayat değişmiş olacak. İçimizde o bilinçaltı değer duygusu, sevgi duygusu oluşursa her şey değişmiş olacak. Burada bugünkü konuyu değersizlik olarak değiştirebiliriz. Arzu edersiniz. Nasıl değerli bir insan oluruz? Kendimizi sevmek tabii ki işte Menekşe Hanım kendinizi sevmek demiş. İman ne ister? İnsan ne ister? İnsan ne ister? Evet. Bu çok kötü oldu ya Osman. Değil mi? Bunu içeceğim şimdi. Bu arkadaşlar bu canlı yayını var ya hep bana tuzak kuruyorlar. Yani Osman Osman sizi çok seviyor arkadaşlar. Ben de Osman'ı çok seviyorum. Benim vazgeçilmezim Osman. Evet, şimdi arkadaşlar hayat sondan yaratılır diye bir şey anlatmıştık. Hayat sondan yaratılır. Şöyle söyleyeyim, videoda var. Tekrar hafiften hatırlatayım. Hayat sondan yaratılır. Son bellidir. Ona sebepler oluşturuluyordur. Yani sen doktor olacaksın. İşte son belli, doktor olacaksın. Şimdi nasıl doktor olacaksın? İşte ona göre arkadaşların olur, lise grubun olur. Ona göre işte seni öğretmenin sayısala yönlendirir. Ne bileyim ama son bellidir. Son bellidir ve ona göre sebepler oluşturulur. Ve biz o sonda ne varsa onlar aklımıza gelir ve biz deriz ki aklıma gelen başıma geldi. Düşündüğüm başıma geldi. Şimdi bazen soruyorlar hocam Allah'ın istediğini mi düşünüyoruz? Düşündüğümüzü Allah bize veriyor. Bu 360 derece gibi düşünün arkadaşlar. Birbirini kovalıyor. Yani bitiş çizgisi, başlangıç çizgisi aynı. Allah bize ne verecekse onu düşündürtüyor. Doğru. Virgül. Biz ne düşünürsek Allah bize onu veriyor. Her ikisi de doğru güzel dostlarım. Hayat sondan yaratılıyor. Ve sondan yaratıldığı için ben de şöyle yapıyorum. Şimdi değerli bir insan ne yapar? Şimdi bir ara bu Sivas'a falan gidiyordum arkadaşlar Semir'le. Şimdi Sivas'a gittiğiniz zaman tabii hem Semir'e gidiyorum ama bir yandan da maddi olarak hani kötü değilim ama yani vasat bir durumdayım. Gidiyorum Sivas'a en lüks otelde kalıyorum. Şimdi bunu anlatınca da kızanlar olabilir. Şimdi o sırada bir dostum dedi ki bana Ali Bey Allah onlar razı olsun. Ya dedi ki ya hocam dedi burası çok pahalı değil mi? Niye burada kalıyorsun dedi. Ya dedim ki bak işte Sergen burada kalıyor, şu burada kalıyor, bu burada kalıyor. Ama senin maddi gücünü aşmıyor. Ya dedim ki sondan yaratılıyor ya hayat. Zengin olup da zengin gibi davranmıyorum. Zengin gibi davranırsan zengin olmaya başlıyorsun. Yani sen bir şey şekilde davranmaya başlıyorsun ve bilinçaltın bunu kabul etmeye başlıyor. Sonra bilinçaltın kabul edince gerçekten olmaya başlıyorsun. Bana insanlar sorduklarında nasılsın dediklerinde direkt cümlem şu oluyor. Harikayım. Harikayım. Devamlı harikayım. Dolayısıyla şimdi harikayım diye diye bilinçaltı harika olduğumu kabul etmeye başlıyor. Bir müddet sonra harika olmaya başlıyorsun otomatikman. Çünkü bilinçaltı bir müddet sonra onu kabul etmeye başlıyor güzel dostlarım. Şimdi burada tabii bunun neden dolayı anlattım? Şundan dolayı. Şimdi sizlerle paylaşacağım çok şey var güzel dostlarım. Bugün bir arkadaş gelmişti ziyarete. YouTube'a video çekmek istiyor. Hani Instagram'da canlı yayında paylaşmıştım. Dedim ki YouTube'da video mu çekeceksin? Evet. Bildiğin her şeyi anlat dedi. Yani 10 tane konu mu biliyorsun? Evet. 10'unu da anlat. Dedi 11. Sonra mesela 10 tane konu biliyorsun. Onu da çok özel konu. Onu da YouTube videosunda anlattın. Sonra 11. ne video çekeceksin? Evet hocam dedi ne çekeceğiz? İstedim 11.'si ne yapacaksın bu defa? Araştırmak zorunda kalacaksın, öğrenmek zorunda kalacaksın ve dolayısıyla başkalarına bir şey öğretiyorum diye kendini yetiştiriyor olacaksın. En iyi öğretmen öğrencidir güzel dostlarım.
Ben de şimdi sizlere kendimle alakalı bir iki şeyden bahsedeceğim. Kendimle alakalı der ki ya nasıl oluyor da kendimizi yetiştirebiliyoruz? Hayat mutlu olmaya başlıyor, huzurlu olmaya, sakin olmaya, dingin olmaya başlıyoruz. Şimdi mesela şurada sizinle paylaşacağım güzel şeyler var. Mesela her şeyi batırdık mı Osman? Balık tutar gibi çıkarttım ya. Bakalım. Bir de şurada bir defterimiz düşerse mi rezil olduk. Evet. Şimdi mesela bunlar arkadaşlar benim not defterlerim. Şöyle anlatayım. Mesela bu defterde okuduğum kitapları okuyorum ya, sonra özet çıkartıyorum. Sonra çıkarttığım özet, yani özet çıkartıyorum, altını çizdiğim yerler var ya güzel dostlarım. Sonra bu defterlere yazıyorum. Mesela nasıl başlamış bu defter? Sonsuz enerjiye şükür ile. Bugüne kadar tüm sahip olduklarıma, bundan sonra tüm sahip olacaklarıma şükür ile demişim ve başlamış. Hayat bir düştür, düşlüyorum oluyor. Dünya bir tozdur, üflüyorum kayboluyor. Vay. Akşama kadar Osman diyor ki hocam atasözü söyle, atasözü söyle. Ya, benim ismim ata zaten. Söylediğim her şey söz zaten. Dolayısıyla atasözü. Mesela bunları not almış. Hayat bir düştür, hayat bir düştür, düşlüyorum oluyor. Dünya bir tozdur, üflüyorum kayboluyor. Sonra mesela diğer sayfada ne yazmışım? Yol var ise hedef vardır. Yol var ise hedef vardır. Güzel dostlarım. Biz Allah'a gitmek istiyor değil mi? İnsanlar tanrılaşmak istiyorlar insanlar. Tanrılaşmak istiyor. Allah'a ulaşmaya çalışıyor. Yol varsa Allah'a varabilirsin. Allah'larında yol yok ki. O zaten devamlı her yerde ya. Her yerde olduğu için aranda bir yol yok. Aranda bir yol yoksa bir hedef de yok. Neyse. Yani tabii bizim derdimiz değil arkadaşlar. Yol yok arkadaşlar. Uyanmak var. Yani ne demek bu yol yok, uyanmak var? Şimdi mesela diyelim ki biz şimdi bu hayatın bir rüya olduğunu, bir düş olduğunu kabul ediyoruz değil mi güzel dostlarım? Bu hayat bir rüya, bir düş. Ve ben bu düşteyim. Biliyorum artık bunu. Bilim adamları diyor, din adamları diyor, filozoflar diyor, herkes diyor ki dünya bir düştür, hayalden ibarettir. Ben düşteysem, hayaldeysem, mesela şu anda normal yatağımda uyuduğum zaman bir rüya görüyorum değil mi? Rüyamda nerede oluyorum? Diyelim ki Paris'teyim rüyamda. Sonra birisi gelip beni kaldırdığında, uyandırdığında ne oluyor güzel dostlarım? Paris'ten mi geliyorum? Yo, yatağımda uyuyorum. Yatağımda uyuyorum ve orada uyanıyorum. Şimdi bu dünya bir düşse arkadaşlar, hayalse biz aslında ana vatanımızda uyuyoruz şimdi. Dolayısıyla bir hedef yok, uyanmak var. Bir gün birisi gelecek ve uyandıracak seni. Wow diyecek işte o gün. Hayat bir rüyaymış. Aslında biz şu an yatağımızda uyuyoruz. Neyse, bu tabii asıl konu bu değil. Bu şekilde arkadaşlar güzel defterlere aldığım notlar var. Bu notlar ney? Tabii bunu niye güzel defter alıyorsun şimdi? Diyorum ki zengin değilsin ama zengin insan pahalı defter kullanır. Pahalı da değil ha, yani yanlış anlamayın. Ama önemsiyorum. Yani okuduğum kitabı önemsediğin için sonra da önemli bir kalemle yazdığın zaman bu çok değerli bir şey haline dönüyor. Sonra mesela burada özetler var ya Osman. Sizin kitabı okudum, ben bunu özetini çıkarttım. Sonra burada o kadar çok özet çıkarttı ki dedim ki bu özetlerin başka bir defter aldım. Özetlerin özetini çıkartıyorum bu defter. Yani bunu elinize geçirirseniz tüm sırlarıma vakıf olursunuz. Bakalım içinde ne var. Mesela bunda da şöyle başlamışım güzel dostlarım, göstereyim mi? Şükür ile. Kur'an felsefesine göre bir sorun varsa bu sendendir. Sen değişirsen her şey değişir. Allah insan ile dertleşiyor gibi. Ya burada bir ayet okumuşum arkadaşlar. Allah insan ile dertleşiyor gibi. Nefsinin ona neler söylediğini biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yani Kaf suresi 16. ayette diyormuş ki güzel dostlarım. Yani sanki Rabbimiz bizimle dertleşiyor gibi diyormuş ki nefsinin ona neler söylediğini biliriz. Yani diyor günah girdiğinde çok da dertlenme. Nefsin seni ne hale getirir ben biliyorum diyor Rabbimiz bize. Çok da dertlenme. Biz ona şah damarından daha yakınız. İnsan Allah'a tapınca insan büyür. Ve burada herhalde ruhla beden arasında bir not yazmışım.
Ruh bedenin arası bedene girebilir mi güzel dostlarım? Bu demişiz ki ruh bedene girebilir mi? Bunu şuna bağlamışız. Beden diş macunun içine girebilir mi? Biz diş macunun içine girmemiz ne kadar zorsa ruhun da bedenimize girmesi o kadar zormuş. Aslında buradan mı anlatsam ya? Mesela ben burada her gün bir sayfa okusam Allah. Zihin seni mesela başka bir not arkadaşlar. Zihin seni kendi hapishanesinde tutar. Zihinsizlik özgürlüktür. Özgürlük cesaret ister. Evet. Şimdi tabii böyle güzel defterler arkadaşlar notlar aldığın zaman bu defa ne yapamıyorsun? Bu notlar çok daha önemli hale gelmeye başlıyor ve bunlar yavaş yavaş hayatını aksetmeye başlıyor. Peki şöyle bir defterimiz var. Bakalım bunda neler varmış. Aa, ya bu atayı sevmeye başladım. Bak bu kitapta şükür ile diye başlıyor. Yani her notu şükür ile başlamışım. Burada demişiz ki arkadaşlar anlayabildiğin hiçbir şey sana acı vermez. Anlayabildiğin hiçbir şey sana acı vermez. Bir problem ile karşılaştığında onu gözlemle. Anlama ve kurtulma bir aradadır. Bir problem varsa güzel dostlarım, problemi anlama ve kurtulma bir aradadır. Bir güzel bir cümle daha. Yaşamın kullanma kılavuzu yoktur. Veya güzel dostlarım, yaşam sili kullanmadan resim yapma sanatıdır. Bunu da bir yerde okumuştum, şimdi aklıma geldi. Yaşam sili kullanmadan resim yapma sanatıdır. Ama bu cümleyi çok seviyorum. Bu dünya onu rüya gibi yaşayanlar tarafından değiştirilir. Bu dünya onu rüya gibi yaşayanlar tarafından değiştirilir. Şimdi güzel dostlarım tabii burada anlatmaya çalıştığım, vermeye çalıştığım mesaj şu. Eğer hayat sonunu yaratılıyor ya arkadaşlar, kaliteli kitaplar, kaliteli defterler, kaliteli kalemler, kaliteli dostlar, kaliteli arkadaşlar. Biz bunları kullanmaya başladığımız zaman bu defa biz kaliteli değilsek bile kaliteli olduğumuza inanmaya başlıyoruz. Bilinçaltı buna inanmaya başlıyor ve kaliteli ve değerli bir hayatımız oluşmaya başlıyor. Tabii ben zaten mikrofon aldık dedim. Tamam kullanamıyoruz. Bunun acemiliğini yaşayacağız şimdi. Bakalım. Konu değersizlik değil mi? Zaten onu anlatıyorum. Yani sen şimdi değerli hissetmiyorsan kendini, kaliteli kalem kullanırsan, kaliteli defter kullanırsan, kaliteli kalem kullanırsan, kaliteli şeyler kullanırsan bu defa tersten gidiyoruz. Hayat sonundan yaratılır dedik ya arkadaşlar. Değersizlik değil mi soru diye arkadaşımız sormuş. Onu anlatıyorum zaten. Şimdi kendi içinde değerlilik duygusu varsa zaten değerli bir hayat yaşayacaksın. Değerli duygusu yok da değersizlik duygusu varsa, kullandığımız malzemeler değerli olursa bu defa bilinçaltı buna inanmaya başlayacak ve değerli bir hayatımız oluşmaya başlayacak. Çok mu sert girdim ya? Yani ve bir gün tabii arkadaşlar bu defterleri tek tek açıp tek tek sizin karşınızda sayfa sayfa okuyup notlarımı, özetleri paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi ama ne diyor arkadaşlar? Şimdi mesela şöyle bir şey var değil mi arkadaşlar? Bu değerli olmamız neyle alakalı? Değerli olmam bakın güzel dostlarım. Şimdi ben annem babam beni işte 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında neyse çocukken seviyor ve eğitiyor değil mi? Çocukken seviyor annem babam beni ama hak ettiğim şekilde sevmiyorlar diyelim ki. Hak ettiğim şekilde sevmiyorlarsa, hak ettiğim şekilde değer vermiyorlarsa ben ne hissediyorum? Değersiz hissediyorum kendimi. Doğru mu? Şimdi peki ben şimdi gelmişim 40 yaşına halen annem babam bana değer vermiyor diye değersiz mi hissedeceğim kendimi? Ya bu onların suçu deyip kenara mı çekileceğim? Yani şu anki yaşadığımız hayat bize çocukken verilen duygulardan dolayı oluştuğu için burada bir uyanmamız gerekiyor güzel dostlarım. Hani dedik ya yol yok, uyanmak var. Rüyadayken Paris'teysen sen uyandırdıklarına Paris'ten gelmiyorsun. Uyanmamız lazım. Bir şey öğrenemeyiz arkadaşlar. Var olan bir şey varsa ortaya çıkartabiliriz. Yeniden bir şey öğrenme şansımız yok. Var olan şeyi ortaya çıkartabilirsin. Dolayısıyla uyanıp ne kadar değerli olduğumuzu fark etmemiz lazım. Şu anda buna inanmaya başladığımız zaman değerli olduğumuza, değerli bir hayatımız oluşmaya başlayacak zaten. Şimdi
Evet. Buradaki sorulara baktım da kaldım. Diğer not defterini de soruyor. Şöyle de bir not defterimiz var herhalde. Bunu soruyor arkadaşlar. Ayşe Saral, sevgili hocam, değersiz diyorsun nasıl üzerinden atarız demişiz. Ya Ayşe Saral, şimdi adam Leyla ile Mecnun'un kitabını okumuş, biliyor musunuz? Leyla ile Mecnun'un kitabını okumuş. Kitap deyince demiş ki, ya her şeyi anladın da bu Leyla Mecnun niye soruyor, akraba mı neci bunlar, onu anlayamadım demiş. Ya zaten onu anlatıyorum. Değersizlik duygusunu nasıl üzerimize atabiliriz anlatıyorum. Onun için burada nasıl yapmamız lazım güzel dostum? Sondan başlayın diyorum. Yani eğer sen kendine gücün yetmiyorsa, değerli olduğunu hissedemiyorsan, o zaman sondan başlamamız lazım. Yani değerli eşyaları kullanın. Mesela değerli bir insan nasıl yaşar? Planlıdır diyelim ki. Değerli insan nasıldır? Temizdir diyelim ki. Değerli insan nasıldır? Düzenlidir. Değerli insan nasıldır? Kendine vakit ayırır. Değerli insan nasıldır? Değerli insan nasıldır soruyorsun. Bunlara cevaplar veriyorsun. Sonra değerli olup da onları yapmıyorsun. Onları yaptıkça değerli olmaya başlıyorsun. Oldu mu? Hani motivasyonda anlatmıştık ya güzel dostlarım. Biz motive olup da ders çalışmıyoruz. Ders çalışırsak motive oluyoruz. Biz ilham geliyor da şiir yazmıyoruz. Şiir yazmaya başlayınca ilham gelmeye başlıyor. Yani motivasyon hep sonradan gelir. Ve hayat sonradan geliyor güzel dostlarım. Yani sen değerli olduğunu hissedip de değerli olmazsın. Değerli şeyler yaptıkça hayatın değerli olmaya başlar. Mesela bak bakalım bugün neler yaptın? Dün, geçen hafta, geçen ay. Sen bu geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta hep değersiz işlerle uğraşmışsan, sadece sosyal medyada takılmış, oyunlar oynamış ve böyle tavla oynamış, okey oynamış, günü böyle basit basit değersiz şeylerle geçirmişsen, o zaman nasıl değerli bir hayatın olacak? Sondan tersten gidelim diyorum yani güzel dostum. Hani vardı ya, zihin ne durumda ise beden o duruma geçiyor, beden ne durumda ise zihin o duruma geçiyor vardı ya, hani meditasyonda anlatmıştık ya, zihni sakinleştirmem lazım ama nasıl yapacağım? Kolaydan başlamam lazım. Nasıl yani? Bedeni gevşetirsen zihin gevşer. Bak, zihni gevşetir de bedeni gevşetmiyoruz. Bedeni gevşetirsek zihin gevşer. Değerli bir hayat yaşamamız için de sondan başlamamız lazım. Değerli kitaplar, değerli kalemler, değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli ilişkiler ya da değerli hamleler yaptıkça değerli olacağız. Bakıyorum bir yandan. Siz de çay kahve alın arkadaşlar. Tek başıma içiyorum gibi olmasın ya, utanıyorum. Arkadaşlar bu boşluk, niyet, hedef belirleme, bilinçaltını değiştir, hayatın değişsin. Bu tür şeyleri bir tekrar alt yazılar girerek tekrar anlatmayı düşünüyorum. Yani boşluğun tam anlaşılmadığını öğrendim. Yani boşluk şu anda mesela ben elimi uzatıyorum boş gibi değil mi? Aslında boş değil, değil mi? Moleküller var burada, atomlar, elektronlar var burada. Orada boşluktan kastedilen şey zihindeki, düşüncedeki boşluk. Ama sonra ayrıntılarına tekrar gireceğim. Şimdi bir de şey vardı arkadaşlar. Hani kendimizi tanıyalım. Bir daha söyleyeyim güzel dostlarım. Dünyadaki hiçbir insan zevk peşinde koşmuyor, haz peşinde koşmuyor. Dünyadaki hiçbir insan para peşinde koşmuyor. Dünyadaki hiçbir insan ne bileyim böyle cinsellik, seks, kariyer, para, ünvan, ünlülük bunun peşinde koşmuyor. Aslında herkes kendisini keşfetmenin peşinde koşuyor. İçindeki asıl insanı, asıl kendisi bulmanın peşinde koşuyor. Bunu arayan kim? Bunu arayan da kendim, benim. Yani o içindeki sen onu arıyor. Ama bunun farkında değiliz. Ve burada arkadaşlar, bunun ben şimdi müjdesini vermiş olayım size. Yani bununla alakalı çok güzel videolar çekeceğim zaten. Birazcık daha değerli toplu olmuş olacak. Ve o zaman lütfen kızmayın hocam, niye bunu bu kadar geç anlattın diye. Böyle kendimce yavaş yavaş kitleyi büyütüyorum. Yavaş yavaş böyle tane tane vererek gidiyoruz. Çünkü bu defa da çok fazla mutlu oluruz. Birdenbire gereğinden fazla mutlu oluruz. Gereğinden fazla mutlu olunca da ölürüz pat diye. Onun için birdenbire fazla mutlu olmamak lazım. Hayat çok kolay arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Şimdi Naz Makam var biliyor musunuz? Edebiyatta. Edebiyatta mı? Edebiyatta Naz. Ya edebiyat kitabını okumuştum ya, edebiyatta diyorum. Bu dervişlerde Naz Makam. Dervişlerde miydi o ya? Naz Makam kimde oluyor? Evliyalarda.
Evliyalarda naz makam var güzel dostlarım. Şimdi bunlar naz makam daha yeni yeni evliya oluyorlar, tamam mı? Yeni yeni bir rütbeler artıyor. O sırada Rablerine karşı nazlanırlarmış. Dermiş ki mesela Allah'ım dermiş o naz makamında elini açıp dua ediyor. Bak dermiş ya şu işimi gör ya da dermiş senin ne kadar affedici olduğunu kullarına bir anlatırım. Kimse ibadet etmez ha dermiş. Nazlanırmış. Hayat çok kolay arkadaşlar. Çok güzel ve çok kolay. Sevdiğimize kavuşmak da çok kolay. İstediğimize kavuşmak da çok kolay. O sırları fark edersek. Ve ne biliyorsam bu bizim alanımıza dair her şeyi anlatacağıma söz veriyorum. Hocam konudan konuya atlıyorsunuz. Yahu demiş. Kişisel gelişimci olsaydın anlardın niye öyle yaptığınızı. Bak aranızda kişisel gelişimci arkadaşlar anlıyor. Aa diyor bak şimdi iç içe döngü yapıyor atıcı çaktırmıyor diyorlar. Tasavvufta olmasın Nazmaka. Tabii tasavvuftadır evet. Koşullu ibadet olmaz mı? Koşullu ibadet ne ya? Allah hepimizden razı olsun arkadaşlar. Şimdi güzel dostlarım tabii diğer bir konu da vardı ilk başta. Aa bugün hediye vereceğiz değil mi? Arkadaşlar 20 kitap hediye sözümüz var. Bugün bir hediye daha ekledi Osman. Tesbih hediye edeceğiz. Bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi burası arkadaşlar bu şu anki arkada gördüğünüz kitaplık. Tesbih edeceğim derken tesbihin bir de buradaymış ha. Şimdi burada gördüğünüz kitaplık arkadaşlar. Hani evime falan misafir geldiği zaman burası benim evim bu arada. Yani kitap falan istiyorlar yok diyemiyorum ya. Burası insanların istediği zaman hocam bunu alabilir miyim deyip aldıkları kitaplar. Ya sesimi çok fazla çıkartmadım. Bir de benim dünkü şarkı odasında var ya onları kimseye göstermediğim. Bir de şöyle bir söz vereyim arkadaşlar. Bir tesbih hediyesi verelim istiyor arkadaşlar. Tabii arkadaşlar bu arada sizden gelen hediyeler için de çok teşekkür ederim. Bakın bu da bilinçaltı mesaj ha. Yani sizden gelen hediyeler için de çok teşekkür ederim güzel dostlarım. Tesbih koleksiyonu yapıyorum. Yani orijinal tesbihleriniz olursa tesbih hediye etmenize gerek yok yani. Bana tesbih etme konusunda çok ısrarcı davranmayın. Teşekkür ederim. Yalnız bir de 20 tane kitap verecektik. Bir de kendi kitabım harici diğer kitaplıktan da bir kitap hediye etme sözü verelim. Olur mu? Hatice Uğurlu kitap okumayı sevmiyorum demiş. Yani ona kitabı hediye etmeyelim. Osman Bey çekiliş için isimler alıyorsun değil mi demiş Haluk Bey. Alıyoruz hocam. Alıyorsun değil mi? Tamam. Ayşe Uçar mesajı aldım hocam demiş. Hediyeyi belirleyen nasıl belirlenecek? Ya bilmiyorum. Osman'ın bilgisayarında bir program var. Oradan tık diyor işte buluyor nasıl buluyorsa. 20 tane kitabı edeceğiz arkadaşlar. Yani şu an burada olan 250'ler 56 arkadaşa 20 kitabı edeceğiz. Diğer ama bu kitap hediyesini şimdiki şu an katılanlara vereceğiz. Bir de tesbih hediyemiz var. Bir de tesbih hediyemiz var. Bir de diğer kitaplıktakilerden kitap hediyem var. Ama bu defterleri vermem bak. Anlaşalım. Yani bunlar çok özel. Şimdi mesela bunlar hem çok özel, içindekiler çok özel. Hem de bunlara hediye edenler var. Hediye edenler de çok özel. Malatya. Evet aslında şu anda şey yapsak mı ya? Yani şu anda yapamıyoruz mu bu hediye alanları? Şu anda bahsedemiyoruz mu Osman? Onu yapamaz mısın? Oradan rastgele siz seçin hocam. Herhangi birini şöyle yukarı aşağı şeyler var ya. Olur mu Bir öyle ya? onda. Yani başka olmaz ya şu an yapamam. En fazla olsa olsa yorum yazanlardan birini seçebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar hediye vermeyi ve hediye almayı çok seviyorum gerçekten.
Hüseyin Arslan. Ben mesela burada bir hakkım olsa Hüseyin Arslan diye ben kendim bir kitap hediye etmek isterim Osman. Olur mu? Onu not alsan sen. Maalesef öyle bir hakkınız yok. Ya ben kendim hediye ederim. Aslında kitap benim değil mi ya? Allah Allah. Olur mu? Dedim, hocam falan. Evet, ben Hüseyin Arslan Bey'e bir kitap hediye ediyorum. Tamam. Başka bakayım, ben burada bakarak nedense hangisi beni çekiyorsa böyle. Maraş hocam Meraş değil. Belgüzar Arslan'a da bir kitap hediye ediyorum. Çünkü Maraşlıymış, benim toprağım. Kesin bize dondurma gönderir, tarına gönderir. Yok, şu an çok yoğun. Bakıyorum. Arkadaşlar çok doğru, hızlı geçiyor. Celal Erdoğan Bey'e de kitap hediye ediyorum. Bunu yazıyorsunuz değil mi? Celal Erdoğan, ben söylediğim isimleri yazın arkadaşlar. Kayıtlı zaten oturmayı. Ha değil mi? Koyalım Nasıl mı? olsa kayıtlı, sonra tekrar bakabiliriz. Bakalım. Meryem Çankaya'ya hediye yok. Meryem Çankaya zaten eğitim hediyesi aldı. Güzel dostlarım benim. Ama acaba tesbihi kime hediye edeceğiz? Ya arkadaşlar çok hızlı geçiyor. Gerçekten şey yapamıyorum. Yetişemiyorum. Ahsen Yılmaz. Ahsen Yılmaz. O ne yazdır okuyamadım bile ama isim çektiği için. Evet. Evet güzel dostlarım. Şimdi Batuhan Demir, evet, güzel dostlar. Şimdi konu anlatmaya devam edelim mi? Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Ve şimdi konuya geçelim mi arkadaşlar? Buradaki şu anki anlatacağımız konu kendimizi keşfetmekle alakalı. Bir konuya geçelim mi? Belçika, İncilay Katoğlu'na da bir kitap. İncilay, Belçika. Yalnız onu nasıl gönder? Kargo ile gönderemeyiz valla. Kendi gelsin. Evet, güzel dostlarım. Tespih erkekleri gönderelim. Sırlara ne oldu? Ya işte adam böyle hipnoz yapıyor, gördün mü? Sır diye bir laf açıyor. Konuya girmeden değiştirip duruyor böyle. Batuhan Demir dedin, kaldım. Batuhan Demir. Niye Batuhan Demir dedim? Batuhan, bugünkü bu mikrofon aldığımız çocuğun adı Batuhan değil mi diye. O mu diye düşündüm ya. Ha, olabilir. Evet, güzel dostlarım. Şimdi konuya geçelim mi? Biraz konuyu anlatmaya devam edelim mi? Yıldız Durak. Yıldız Durak'a da bir hediye veriyorum ben. Bu benim verdiklerim arkadaşlar. Vereceğimiz 10 kişiden hariç ha. Bunlar artı. Tamam. Ya bunları ben şu an içimden geldiği için veriyorum. Osmanlı diyor ki bana veremezsin. Sana rastlarım. Kitap benim değil mi? Allah Allah. Arkadaşlar tesbih için özel bir şeyler olması lazım ya. Tesbihler çok şey. Yani mesela şu tesbih düşünsene, ben ne kadar süredir çekiyorum, seviyorum ve bu geliyor mu ya evde, bunlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Ya kusura bakma, mesela bunu mesela 2 haftadır elime almamıştım. Bugün özür dileyerek, kusura bakma dedim, seni ihmal ettik biraz. Evet. Şimdi arkadaşlar konuya dönelim mi? Selma Duman, konuya dönelim mi? Evet, evet 10 bin izlemeye tespih hediye edin. 11. izlemeye mi? Yani şunlar olabilir arkadaşlar. Mesela o tür şeyler, Osman'ın kafası çok basit. Hocam diyor işte kendi sayfasında 3 kişiyi etiketlerini, 5 kişiyi etiketlerini kitap verelim falan diyor. Nasıl oluyor Osman o? Instagram hesabımızı takip edecekler. Adın Ondan Instagram'ı sonra yoksa? olacak artık çok şey yok. Olanlar için. Üç kişiyi etiketleyecekler. Yani böyle hemen bedavadan canlı yayından hediye vermek çok da iyi olmuyor hocam. Ya şu peki mesela bu YouTube'dan bir şey yapamazlar mı arkadaşlar?
YouTube'da abone olabilir. Zaten aboneler ki burada isimleri çıkıyor. Bunları bilemiyoruz da. Yani şöyle bir şey diyemez miyiz? Mesela YouTube'daki bu videomuzu mesela 3 yerde paylaşırsınız, size bir kitap edeceğiz falan, öyle bir şey diyebilir miyiz? Sonra düşünelim, ona göre söyleriz. Şu an tamam. Bir şey diyemeyiz. Arkadaşlar gerçekten YouTube'daki buradaki videoları ben çok önemsiyorum. Gerçekten önemsiyorum. Çünkü çocuk gerçekten güzel şeyler anlatıyor. O çocuk benim ha. Yani ve kayda değer şeyler anlatıyor. Onun için buraya verdiğiniz desteğe gerçekten çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Ve mümkün olduğu kadar çok insana, kitleye ulaşsın istiyoruz. Evet, şimdi evet, o ne demişti? Az önce orada mimar akıllı bir şey dedi ya. Mimar bayağı zeki bir çocuk herhalde. Ya da zeki bir arkadaş, özür dilerim, çocuk dedi. Yani orada bir şey dedi. 10.000. beğeniye mi dedi? Neydi? Ben anlamadım onu. Kamil. Ben de sizi seviyorum. Ümmü Coşkun. Mimarın son gördüğünü. O 11. bir şey dedi ama. Evet, konuya geçelim arkadaşlar. Diğer konumuz şuydu. Şöyle bir şey demiştik, hatırlıyorsanız. Neydi diğer konumuz? Hani beni nasıl bulacağım? Şimdi ben burada sohbeti kapatayım mı? Şöyle koy. Yani. Evet. Bunu şöyle koyarsam kapanmış oluyor, değil mi? Şimdi güzel dostlarım, insanlar diyor ki hocam ben kendimi bulamadım. Ben kendimi bulamadım. Bak şimdi iki kişi var bak. Bir ben var, bir de kendim var. Ya da bazen şunu diyor, değil mi? Kendim kendime dedim ki. Yani iki kişi birbirine demiş ki oluyor. Şimdi demek ki mesela şimdi ben kendimizi arıyoruz ya. Kendimi arıyorum. Kim arıyor? Ben arıyorum. Kim arıyorum? Ben arıyorum. Bakın. Kim arıyor? Ben. Kimi arıyorum? Beni arıyorum. Ben beni arıyorum. Ya mesela diyoruz ya biz bilinciz. Hadi bilinci araştıralım. Kim araştırıyor bilinci? Bilincim bilinci araştırıyor. O da şey, anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar ironiyi? Şimdi ben beni arıyorsam, yani şimdi arkadaşlar burada önemli olan şey şu. Bir kişi ya da bir insan, bilim adamları diyorlar ki bir şey kendisiyle özdeş olan bir şeyi göremez. Şimdi ben kendimle özdeşsem kendimi nasıl göreceğim? Kendimi nasıl bulacağım? Ve şöyle düşünün güzel dostlarım. Mesela ben şimdi bu defteri görüyorum, değil mi? Bu defteri görüyorum. Neden görüyorum? Çünkü benden aramda mesafe var, uzak. Peki ben şu an kalbimi görebiliyor muyum? Ya da içimdeki kalp beni görebiliyor mu? Yani bir şey bir şeyle özdeşse onu göremez. Ya da bir şey bir şeyin içindeyse onu göremez. Onu fark edemez. Yani şimdi anne karnında iki çocuk konuşuyor, tamam mı? Anne karnında iki çocuk, yani ikiz bunlar, konuşuyorlar. Biri diğerine diyor ki duydun mu diyor. Ne diyor? Anne diye bir şey varmış diyor. Oğlum diyor, anne diye bir şey varsa biz niye görmüyoruz? Bak şimdi, çünkü onun içinde nasıl görecek ki anneyi? Ya da diğeri diyor ki anne diye bir şey var mı diyor biri birine. Diğeri diyor ki anneden gayrı ne var ki? Şimdi Allah'ı görmek istiyorsun ya, Mevlana Hazretleri diyor ki kapıyı çaldım yıllarca kapı açılsın diye. Sonra kapı açıldı, meğerse içeriden çalmaktaymışım. Şimdi güzel dostlarım, burada Osman da şaşırıyor, biliyor musunuz? Osman çok enteresan birisi arkadaşlar. Enteresanı da şu. Size ben bundan önce burada faydalı bilgiler anlatıyorum ya, güya Osman da faydalı bilgiyi anlatıyorum diye günaha girmeyeyim diyor. Parasını vermediğim bilgi alamam diyor. Kulağını kapatıyor. Yani sonra parasını aldı tabii. Yani sizce vermiş midir? Teşekkür ediyorum Osman. Çok daha fazlasını veriyorsun. Şimdi güzel dostlarım, ben kendim kendimi arıyorum diyoruz ya, sen seninle özdeş olan bir şeyi bulamazsın. Kendini buldum dediğin her şey senden bir geride olacak. Çünkü bulan kim, bulunan kim? Yani burada şöyle anlatmıştık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben neden oluşuyorum? Yani vücutta arkadaşlar, bilim adamları araştırıyor. Vücudumuzun herhangi bir yerinde, herhangi bir organımız benim demiyor. Ya benim demiyor. Yani parmak, bu parmak ben miyim? Hayır, bu benim parmağım. Parmağım kopabilir mi? Kopabilir. Kesilir mi? Kesilir. Ama ben eksilmem, bedenim eksilir.
Bu el ben miyim? Hayır, ben değilim. Bu el benim elim. Yani benim elim. Ben bu eli kullanıyorum. Yani bu kol benim kolum. Bu beden benim bedenim. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. Bu beden benim bedenim. Demek ki ben bedenden ayrıyım. Yani normalde öyle değil mi? Bakın arkadaşlar, bu kalem benim kalemim. Benim kalemim. Yani benim kullandığım eşya, malzeme. Yani bu defter de benim defterim, güzel adasın. Benim defterim. Demek ki ben bunun sahibiyim. Bu ben değil. Peki bu kol da benim kolum, değil mi? Benim kolum. Demek ki ben bu kolun sahibiyim. Bu bedende benim bedenim. Demek ki ben bu bedenin sahibiyim. Bakın, bedenin sahibiyim. Ben beden değilim. Demek ki ben bedenden üst bir şeyim. Ben bu bedeni görebiliyor muyum? Görebiliyorum o zaman. Ben bu bedenle özdeş değilim. Çünkü bir kişi özdeş olduğu bir şeyi göremezdi. Ya da bir şey özdeş olduğu bir şeyi ya da içinde olduğu bir şeyi göremez. Ne oldu Kamil? Şoka girdin mi? Beynin yanmaya başladı mı? Dumanlar çıkıyor oradan. Anladınız mı güzel dostlarım? Biz bu bedenin sahibiyiz. Yani ben bedenim eksilebilir, ben eksilmem. Benim kullandığım malzeme. Dolayısıyla yaratıcı bana pek çok malzeme vermiş, değil mi? İşte parmak, göz, dil, dudak, diş, işte beyin, kulak. Pek çok malzeme vermiş. Bazen bunun bir ikisi malzemesi eksik olabilir. Yani kullandığın malzeme, kullandığın malzemeler ne kadar çoksa o kadar sağlıklıyım diyorsun. Yani o kadar zenginim diyorsun. Şimdi güzel dostlarım, burada fark edeceğimiz şey şu. Biz birazcık çok ayrıntıya gireyim mi şimdi? Çok böyle uçmak istiyor musunuz tasavvuf tarafı gibi? Fazla ileriye gitmiş olur muyum? Biz gördüğümüz hiçbir şeyin içinde olamayız. Biz özdeş olduğumuz hiçbir şeyi göremeyiz. Bu konuda anlaştık mı? Bakayım, anlaştık mı? Yazılara bakayım. Tamam. Şimdi bu konuda anlaştık değil mi güzel dostlar? Bak, bir daha söylüyorum. Biz gördüğümüz hiçbir şeyin içinde olamayız. Çünkü bir insan içinde olduğu bir şeyi, daha doğrusu bir şey içinde olduğu bir şeyi göremez. Hani çocuktan örnek verdim. Ya da balığın içindeki okyanusu düşün. Balığın biri diyene diyor ki, okyanus diye bir şey varmış diyor. Anladınız mı? O da diyor ki, okyanustan gayrı ne var ki? Güzel dostlarım, biz ya o balık okyanusu nasıl görecek? Balığın okyanusu görmek için okyanustan çıkması lazım. Nasıl Allah'ı göreceksin? Allah'ı görmek için önce Allah'tan çıkman lazım. Allah'ın olmadığı yer mi var? O her yerde, nasıl her yerden çıkacaksın? Şimdi güzel dostlarım, şimdi geliyoruz böyle çok etkileyici tarafa geliyorum. Bir şey içinde olduğu bir şeyi göremez. Şimdi tane tane soruyorum size. Ben bu odayı görüyor muyum? Ya da ben mekanı görüyor muyum? Ankara'dayım ya. Baktığım zaman Ankara sokakları, Ankara caddelerini görüyor muyum? Demek ki onun içinde değilim. İçinde olsam göremem. Şimdi birazcık burayı hazmedin diye duruyorum arkadaşlar. Bakın ne diyecekler. Cevap yok. Millet durdu. Doldu millet. Osman, yazı cevap gelmiyor. Evet, o zaman dünyada değiliz demiş birisi. Bak 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 bak. Oluyor 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 şimdi. Şimdi güzel dostlarım, devam edeyim mi? Biz gördüğümüz hiçbir şeyin içinde olamayız, değil mi? Mesela güneşi görebiliyorsun. Niye uzaksın ondan? Onun içinde olamazsın. Mesela şimdi ben bir şey basitçe düşünelim. Apartmanı göremiyorum. Neden? Çünkü apartmanın içindeyim. Dışına çıktığımda görebiliyorum. Gördüğün hiçbir şeyin içinde değilsindir. O zaman ben şimdi mekanı görüyorsam bu şu demek midir? Bakın, ben bedeni görüyorum. Demek ki bedenin içinde değilim. Mekanı görüyorum. Demek ki mekanın içinde değilim. Zamanı görüyorum, fark ediyorum. Demek ki zamanın içinde değilim. Demek ki ben Allah'ın halifesiydim ya. Demek ki ben mekandan, zamandan farklıyım. O olağanüstü seni, o sır dediğimiz tarafı anlatmaya hazır mıdır acaba bu kitle? Anlatayım ister misiniz? Daha erken mi yoksa? Birazcık daha büyümemiz mi gerekir yoksa? Osman, atasözü oluyor mu? Bir sürü atasözü çıkartırsın. Benim ismim Ata. Her söylediğim sözü çıkartabilirsin. Hepsi atasözü olur.
Şu an donmuş vaziyetteyim. Şoktayım hocam. Şu an Osman da şokta arkadaşlar. Kamil Bey de şokta. Osman şaşırıyor. Evet. Evet güzel dostlarım. Özetliyorum. Bilim adamları diyorlar ki bir şey içinde olduğu veya özdeş olduğu bir şeyi fark edemez, göremez. Neleri fark ediyorsak o fark ettiğimiz şeylerin içinde olamayız. Ve şimdi insanlar bana ne diyor? Hocam ben kendimi keşfetmek istiyorum. Keşfettiğin hiçbir şey sen olamaz. Dolayısıyla sen seni keşfedemezsin. Anladınız mı? Burası çok önemliydi. Bir daha toparlıyorum güzel dostlarım. Bilim adamları diyorlar ki bir şey içinde olduğu bir şeyi, özdeş olduğu bir şeyi asla fark edemez, göremez. Dolayısıyla bana diyorlar ki hocam ben kendimi bulmaya çalışıyorum. Ben de diyorum ki bulduğun hiçbir şey sen olamazsın. Çünkü eğer onu bulursan, onu görürsen o sen değilsin. Hep bir adım sonrasındasın onun. Biz bir şeyi keşfetmeye ihtiyacımız yok. Kendimizi keşfetmeye ihtiyacımız yok. Neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Uyanmaya ihtiyacımız var. Rüyadayız, düşteyiz. Uyanmaya ihtiyacımız var. Bugünkü cuma hutbesini burada bitirdik. Yani. Şimdi bir şey gibi oldu da biraz arkadaşlar. Haddimi aştığınız zaman uyarın lütfen güzel dostlarım. Bugün birisi demiş ki hocam demiş biz sizi şu an ilgiyle takip ediyoruz. Yarın büyüdüğünüzde egolu ya da kale olur musunuz? Yani şu ana kadar hiç yani şu ana kadar arkadaşlar ben hiç mütevazi de olmadım, egolu da olmadım. Şunu bilin. Ben atayım, ata gibi davranıyorum. Bugün öyle davrandım, dün de öyle davrandım, geçen ay da öyle davrandım. Hep ata olarak da davranmaya devam edeceğim. Ve kendi arkadaşlarıma yani Osman Bey'e, Tuğçe'nıma, kendi ofisimdeki çalışan arkadaşıma Kamil Bey'e dememiştim de size söylediklerimi söyleyeyim. Kamil Bey yeni kervana katıldı. Arkadaşım dedim ki arkadaşlar bir gün benim egolu davrandığımı fark ederseniz lütfen uyarın. Ve lütfen şu anda hiçbirinizden hafiften bile egolu bir davranış beklemiyorum. Biz bir yıl önce nasıl çalışıyorsak, 3 yıl önce nasıl çalışıyorduk, 5 yıl önce nasıl çalışıyorduk aynı şekilde devam edeceğiz. Ve bu konuda tabii kalpler Allah'ın elindedir bilemeyiz ama ben şu anki hislerimle, şu anki düşüncelerimle söz veriyorum. Her zaman aynı ata olmaya devam edeceğim. Bugün bir arkadaş bunu yazmış. Haklı belki ama o konuda rahat olun. Çünkü ben her zaman doğallıktan yanayım. Kim olduğumu, ne olduğumu biliyorum. Maraş'ın bir köyündeyim. Halen annemin babamın evi o Maraş'ın köyünde. Ve çok değişeceğini, bir şey değiştiğini sanmıyorum. Ne olur işte aldığım kalem kaliteli olur. Ama sizin gibi güzel insanın tek servetim bir gün hani böyle bir şeyler söylemek ne kadar doğru bilmiyorum da hiçbir zaman evim olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman taşınmaz bir mal alacağımı da sanmıyorum. Tek sermayem, servetim, sözlerim, eserlerim ve sevgim. Aşk insanı olarak büyümeye ve aşk insanı olarak ölmeye çalışıyorum. Neden ileri atladık Osman ya? Bitiriyor gibi sizin hocam. Ha bitiriyor gibi. Bugün bitirelim mi güzel dostlarım? Ya hiç duyamıyorum ki ben muhabbeti. Aa sohbet yok. Kapanmış mı? Bakayım. Sohbet yok. Bakayım. Canlı burada duruyor. O reklam mı girmiş? Yok, kapatmışsınız. Kamil'i duydun mu? Dedi Osman. Bunu bir türlü değiştiremedik Osman. Böyle alışmışız, böyle gidiyoruz hocam. Kamil'i çok merak ediyorlar hocam. Kamil kim? Kamil kim diye burada taklit geziyoruz. Aysel'im teşekkürler. Niye ne oldu? Ya arkadaşlar burayı okuyayım dediğim zaman böyle kalıyorum işte. Altta da yazılar geliyor. Yunus Emre ne diyor arkadaşlar? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bu et kemik biz değiliz yani.
Hatta ne diyor Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var değil mi arkadaşlar? Biz diyor size ruhlarımızdan üfledik. Burayı fark edelim bakalım. Diyor ki biz size ruhlarımızdan üfledik. Ne? Ruhlarımızdan mı üfledik diyordu? Nasıl dostum? Bilmiyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Yani bu ayet hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Size ruh üfledik diyor değil mi? Ruhlarımızı üfledik. Şimdi bir üfledik var yani. Şimdi o nereye üflendi arkadaşlar? Bir yandan bakıversene arkadaş ayeti Telefonu bir bulsana. Şimdi bize arkadaşlar ruhlarımızı üfledik diyor ya. O ne zaman üflendi bize? Herhalde dünyayı kastetmiyor değil mi o? Dünyadan önceki halimizde bize üflendi. Yani demek ki ben bedenselleşmeden önce üflendik. Ama nereye üflendi? Demek ki o ruhtan önce de bir şey vardı ve oraya üflendi. O asıl sen işte. O asıl seni arkadaşlar şu anda anlatmam bekliyorum. Karşımda olman lazım. Tane tane anlatmam lazım. Şimdi var ya o bildiğim tarafı anlatsam Allah ne tartışmalar başlar burada. Ne sıkıntılar. İçtiğimiz suyun bayağı sesi geliyormuş la. Osman söylesene. Evet. Kampta ayrıntılar, çok ayrıntılar gireceğiz arkadaşlar. Kampta çok mucizevi şeyler bekliyor sizi. Çok mucizevi şeyler. Kampta yani burada çünkü arkadaşlar belirli bir süre var. Kampta 3 gün boyunca neredeyse hiç uyumadan daima sizlerle beraber olacağım. Çok derin hipnozlar, çok derin meditasyonlar yapacağız. Hep beraber yapacağız. Boşluğu daha iyi ayrıntılarını öğreneceğiz. Boşluğa gideceğiz. Boşluğu deneyimleyeceğiz orada. Kampın tarihini de istiyorlar mı hocam? Bilgi Kamp verelim. arkadaşlar 19, 20, 21 Ocak'ta kampımız var güzel dostlarım. Ve bir yandan da güzel dostlarım mesela şöyle bir şey geliyor, sorular geliyor. İşte hocam işsizim, hocam işte param yok, hocam maddi dardayım falan diye. Ben size net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben işsiz olduğum için, maddi sıkıntı yaşadığım için bu işe başlamıştım. Bu işe gireyim de para vereyim diye değil. Bu işe girersem para kazanırım diye başlamıştım. Sonra baktım ki parayla beraber dünya kadar insan da kazanıyorsun, dünya kadar kalp de kazanıyorsun, dünya kadar ruh da kazanıyorsun. Bir grup organize edilirse gelip eğitim ver. Kesinlikle gelip eğitim veririm. Arkadaşlar nerede organize ederseniz koşarak gelirim. Geçenlerde bunu söylemiştim. İzmir'den bir arkadaş davet etti. Gittim. Vakti yokmuş. Görüşemedik. Yani bir de uzun uzun Instagram'da yazmış. Hocam demiş. Nereye davete geliyorsunuz dediniz demiş. Evet dedim. Ben bu çok samimi geldi. Tamam mı? Seni davet ediyordum. Ben dedim neredesin? Tamam geliyorum dedim. Buradan İzmir'e gittim. Sonra dedi işte bizim şu işimiz vardı, şu toplantı vardı, bu toplantı vardı. Evet. Allah razı olsun herkeste. Kamp Ankara Kızılcahamam'da arkadaşlar. O da geçti bu arada. Evet, güzel dostlarım kampımız. Evet, Ankara Kızılcahamam'da bir Ankara'nın bir ilçesinde güzel bir otelde 3 gün hem çok derin eğitimler olacak hem de çok güzel bir tatil olmuş olacak. Hani böyle nasıl diyeyim? Hani tatilin şeyleri var diye canlı müzikler, havuzlar, masajlar falan filan. Yani onlara karışmıyorum da onların hepsi var. Yalnız orada böyle çok büyülü bir dünyamız olacak. Ve sonrasında da güzel dostlarım 8 günlük burada eğitimimiz olacak kendi ofisimizde. Ve tam şeyi söylüyordum. Ben bu işe yani şu an ben işsizim, maddi sıkıntı yaşıyorum diye güzel dostlarım için kişisel gelişim ilginiz varsa arkadaşlar kişisel gelişim çok güzel bir alan. Maddi ve manevi kazanç için çok güzel bir alan. Ve bu durumda da insanlar yetişemiyor da zamanları yok diyerek uzaktan eğitimler başlattık. Bu uzaktan eğitimler alan dostlarıma teşekkür ediyorum ve bu alana ilginiz varsa arkadaşlar ben %100 kefilim. Bu alana girin. Bu alan çok güzel bir alanmış. Meğerse bilmediğimiz ne enfes, ne güzel şeyler varmış. Ve şimdi ben bunları bilmeye başladım ya arkadaşlar. Sonra da şu dünyaya daldım. Ben bunu mümkün olduğu kadar herkese anlatacağım. Herkese anlatacağım. Ve yarın da siz de anlatın. Bir tohum milyonlarca tohum verir arkadaşlar. Ben bir tohumsa milyonlarca tohum verebiliyorsam, sen de bir tohum olsan, sen de milyonlarca tohum versen, dünya sevgi cennetine dönmez mi? Hem maddi kazanç için hem manevi kazanç için inanılmaz bir an arkadaşlar.
inanılmaz bir alan. Evet, şimdilik hoş kalın güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutki ile. Çünkü vakit bitti.